Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, ikinci çadır tatilimizi de yaptık İknur hocanızla beraber. Evet, çocuklarla nasıl, beraber 4 kişi. Nasıl İknur hocam, memnun musun çadır tatilinde? Yani genel anlamda memnunum. Ya şimdi şöyle, tabii uygun fiyatlı bir tatil olmuş oluyor ve istediğiniz her yerde yapabiliyorsunuz. Bu sefer 2 gün kaldık, geçen sefer de 2 gün kalmıştık ama bu sefer kendi çadırımızla kaldık. Evet. Daha benimsedik. Aynen. Geçen sefer zorunlu olarak olmuştu. Biraz Datça'da yer bulamamıştık. Ve kendi çadırınız olmayınca, onlar sağlayınca çadırı biraz daha iki kat fiyat istiyorlar. Orada bir de havalı yatak mıydı? Neydi o? Evet, şişme yatak vardı. Biz ona hiç çalışkın değilmişiz. Evet, şişme yatak bize uymadı. Ama burada bu sefer tabii bir tecrübemiz olduğu için burada tabii Kuşadası'nda bu sefer süngerimizi evden getirdik. Arabaya koyduk süngeri. Bunlar biraz daha rahat oldu. Şu an 2023 yılı yazında biz burada günlüğü 300 liraya kaldık. Tabii daha farklı fiyatlar, iki kişi tabii, kişi başı 150 lira. Daha farklı fiyatlar da var, daha farklı kamplar da var. Burada mesela belediyenin kamp alanı da var. Orada araba da girebiliyor mesela alana. Burada arabayı sokmuyorlardı. Yani önce sadece indirmek için girebiliyordunuz. Başka ne gibi olanaklar var mesela? İşte kamp alanına bağlı olarak değişiyor tabii. Burada yani, mutfak yoktu mesela. İşte banyo, yoktu, tuvalet. Mutfak yoktu ama bulaşıklarını yıkayabileceğin bir alan vardı. Yani evet. Hani böyle bir lavabo koymuşlar. İsteyen bulaşıklarını gidip orada yıkıyordu. Öyle bir alan vardı. Ama daha önce kaldığımız yerde, mesela Datça'da kaldığımız yerde, işte çamaşır makinesi olsun, başka olanaklar olsun, onlar da vardı. Bu böyle olanaklar yok. Tabii bunlar ek olarak ücret getiriyor değil mi? Yani evet. Burada tabii biz o tip şeyleri kullanmadığımız için hani öyle bir ücret de olmadı. Rahat mıydı? Rahattı. Yani genelde geceyi geçirebileceğiniz tarzda şeyler oluyor. Gündüz de geziyorsunuz. Evet. Çadır kampları genelde bu tarzda oluyor. Aslında benim ilgimi çeken şey de var. Karavanlar da var. Evet. Karavanlar için de kamp yeri vardı. Karavanlar da çok tercih ediyor. Ya daha şimdi rahatmış gibi geliyor sana karavan. Yani hani çadıra ihtiyacın yok. Karavanı çekiyorsun. Kendi evet. Araban. Daha rahat olurmuş. Karavan tabii aynı bir ev gibi, otel gibi. Evet. Hani istediğin her yere git. Ya çadırla da gidiliyor ama aynı güveni şey yapamıyorsun yani. Ya başka hani işte başka yerlerde de yapılabilir çadır tatili. Hani dışarılarda. Ama tabii böyle bir çadır alanında yaptığınız zaman daha güvenli hissediyor insan. Daha temiz. Aileler vardı yine bizim gibi. İşte mangalınızı yapabiliyorsunuz falan. Bunun özellikle bu duş, tuvalet kısmı falan olduğu zaman daha iyi olur. Tabii dışarıda olduğu zaman bunlar biraz problem haline dönmüş oluyor. Çadırları şimdi kurmak da çok kolay. Şimdikiler çok basit. Bu anlamda da çekinmenize çok gerek yok. Ben bir zincir marketten almıştım 400 liraya. Hani günlük 300 lira da işte kalmaya veriyorsunuz. Böyle daha uygun fiyata gelmiş oluyor. Şimdi buradaki yani otellere şimdi baktım. İki gecede çadırın parasını çıkarttık öyle mi? Tabii ki. Ya ben buradaki otellere baktım şimdi. En az hani 800 liradan falan başlıyor. İşte 1000 liradan başlıyor en az. Böyle gidiyor. Dolayısıyla çadır çok daha uygun bir şey olmuş oluyor. Şu an dediğim gibi Kuşadası'ndayız. Evet, bakalım sonrası belli olmaz. Arkadan ben de böyle. Tabii başka biz hani ne tercih ediyoruz? Apart oteller var mesela, mutfağı olan gene. Ya şimdi mutfağı olan bir yere gittiğiniz zaman basitçe yemek olayını halledebiliyorsunuz. Hani evet. Gidip işte bir marketten bir tavuktur, köftedir bir şey yapın. Evet. Bizde şimdi iki tane de çocuk olduğu için sürekli fast food yiyemiyorsun. Evet. Yani çocuklar da bu sefer sağlıksız beslenmiş oluyorlar. Bizde de aynı sorun var. Bizde aynı sorun var. Bu sefer böyle hem kilo alıyorsun hem sağlıksız beslenmiş oluyorsun. Evet, ama kendi pişirdiğini yediğin zaman nasıl olduğunu biliyorsun mesela. Hani içinde ne kattığını biliyorsun. Daha sağlıklı oluyor. Biz o yüzden gelirken tenceremizi, tavuğumuzu, tüpümüzü, her şeyimizi hazırlayıp öyle geldik. Evet. Size de tavsiye ederiz. Ya zaten hani büyük paralar verecek olduktan sonra kalacak yer bulmak çok kolay arkadaşlar. Evet. Ama tabii bir yaz tatilimiz olduğu için insan gezmek de istiyor.
Bakalım bundan sonra hani Didim'e falan gidebiliriz belki. İşte biraz daha uygun fiyatla kalacak yer, o yüzden bulmaya çalışıyoruz. Evet. Ya tatilimiz de birazcık uzun olduğu için hani böyle uygun fiyata olabildiğince uzun tatil yapmak istiyoruz. Bir de biz böyle görmeyi de seviyoruz, gezip görmeyi seviyoruz. Evet. Ondan dolayı hani gezmeyi sevdiğimiz için daha farklı seçeneklere yöneliyoruz. Öğretmen evlerinde yer bulmak zor biliyorsunuz. Evet. Durum böyle. Evet İknur'cığım, sonuç olarak memnun musun çadır tatilinde? Sonuç olarak memnunum ama yani çok uzun süre kalabilir miyim bilmiyorum. Biraz alışmam lazım böyle. İki gün, sonra işte 3-4 falan belki artış gösterir. Başta bir iki gün yeter. Evet. Evet, durum böyle. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bay bay. Görüşmek üzere.